Biliyorum. Sayın Bakanım çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Size ayrıca teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Bu çok önemli ve değerli programı gerçekleştirdiğiniz için. Çok teşekkürler. Programın başında şöyle bir konuşma yapacaktım ama size kısmet oldu. Derya Tun'a vuruldu, ortalık karıştı. Sen telif haklarınla uğraşıyorsun gibi diyenler olabilir sevgili seyircilerimizden. Ama bu konular da bizim için önemli ve daha önceden verilmiş bir programdı. Habertürk Beşkin kapandığı için bu haftaya sarktı. Telif hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü telif hakları çok kapsamlı bir konu. Gece kulüplerinden, otellerden, her yerde çalınan müzikten telif hakkı var. Bu konuda sürekli bana telefon geliyordu. Telif hakları nedir, ne değildir, gece kulüplerinden nasıl alınacak? O konularda da bir toplantı yapıp bunu açık oturumla halka duyurmak istedik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi geceler, Çok mersi. teşekkürler. Evet, Olcay Ahmet Tuzsuz'da devam edelim. Eurovision yarışmalarında dereceleriniz var. Siz ne söylemek istersiniz telif hakları konusunda? Ben bir kere bir an önce söz almak istedim değil de ben bir MSB üyesi olarak MESAL'la böyle bir kavga içinde olduğumuzu pek farkında değildim. Fakat burada görüyorum herkes bir kavgadan bahsediyor. Ben devamlı olarak mesleğinin toplantılarına katılıyorum. Bizim orada hiçbir zaman gündemimiz Tekrar edeyim gerekiyorsa ben MESAM'la kavgalı olduğumuzun bir MSG üyesi olarak farkında değilim. Tabii ki bir MSG üyesi olarak bazı konularda daha iyi sonuçlar alabilmek için bazı çalışmalar yaptığımızı da biliyorum. Biraz önce Atilla Özdemiroğlu'nun adı geçti. Ben buna iyi bir örnek vermek istiyorum. Günay Hanım'ın da içi rahat etsin diye ben bunu söylüyorum. Geçenlerde sevgili arkadaşımız vefat eden Onno Tunç'un Yalova'da bir anıt mezarı yapıldı. Biz o anıt mezara aynı arabada Dağhan ben, Atilla Özdemiroğlu beraber gittik. Yani kavgalı olan iki başkan acaba aynı arabada gider ve bu kavgalarını devam et. Ben hiç böyle bir kavga görmedim. Biz gayet güzel şeylerden konuştuk. O yönetim kurulunda bizim çok yakın arkadaşlarımız var. Hepsinin niyetinin iyi olduğunu biliyorum. Fakat bazı gerçekler de var. Şunu ben yanımda oturduğu için ve eski bir arkadaşım olduğu için değil ama şunu çok iyi biliyorum. MESAM'ın gerçek anlamda harekete geçmesinde Dağhan Baydur'un çok önemli katkıları vardır. MESAM diye bir meslek birliği Muzaffer Bey'in de söylediği gibi 87 yılından beri var. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama Muzaffer Bey beni zannediyorum doğruysa doğrular, yanlışsa da beni düzeltir. Daha çok klasik Türk müziği eseri bestecilerinden ki tabii çok önemli. Yani ben bunu şey olsun diye söylemiyorum. Çünkü o alanda eserler bizde hem çok daha benim görüşüme göre kimseyi de kırmak istemem ama daha kalitelidir. Hem de çok daha fazla bestecimiz, söz yazarımız vardır. Hele o günleri düşünürsek. Fakat bir derneğe üye olan, bir meslek birliğe üye olanların bildiği bir şey vardır. Ben şahsen üniversiteyi bitirdikten sonra büyük bir hevesle birçok derneğe üye oldum. Fakat zaman içinde bir baktım buradaki insanların tek yaptığı şey mümkün olduğu kadar çok üye almak. Sebep bir daha sonraki genel kurulda Oy potansiyeli. benim oy potansiyelim daha çok olsun ben başkan olayım ömür boyu burada kalayım. Ve 30 yaşa daha gelmeden ben hepsini istifa ettim. Ve Dahan MESAM için, MSG için değil. Dahan çünkü hepimizi dolaştı. Zannediyorum Atilla'nın bile orada böyle aktif olmasa Dahan'ın çok Peki katkısı sizce vardır. Atilla Bey'in, Atilla Özdemiroğlu'nun ya da herhangi bir yönetim kurulu gelmemesinin sebebi nedir bu? Şimdi bir tabii çekişme biraz var ama bu çekişmenin ben MSG'den kaynaklandığını zannetmiyorum. Ne olursa olsun MESAM daha kemikleşmiş, kötü manada söylemiyorum, bir meslek birliği. Yani oradaki üyeler daha eski. Orada belirli konularda çabuk ve rahat hareket edebilmek o kadar kolay değil. MSG ise yine benim görüşüm bu çok demokratik. Ben de daha önce MESAM üyeydim. Çok fazla da aktif değildim. Fakat şunu görüyordum, toplantılarda bir heyecan yoktu. Hatta yine Daha'nın inisiyatifiyle orada yaptığımız Sezen Aksu'nun sevgili Atilla Özdemiroğlu'nun ve şimdi ismini hatırlayamadım. Muhakkak ki bizim tanıdığımız arkadaşların katıldığı bir toplantıda ben demiştim ki arkadaşlar burada hiç genç görmüyorum. Bu 90 sonrasıydı ve 90 sonrasında biliyorsunuz bir anda bu yeni özel televizyon kanalları ve müzik piyasasında İkisi burada. Yok onu demiyorum. O günlerde kimse yoktu. Yani biz orada eski arkadaşlar, eski besteciler,
Dedim ki niye gençler yok burada? Bence onların burada olması lazım. Bunun, ben bunu söylerken birazcık da akıllıca bir şey olarak söylüyordum. Popüler olan onlar o günlerde, bugünlerde de daima yeniler çıkar ve popüler olurlar. Ve bunlarla millet meclisine gitmek başkadır, bunlarla bakana gitmek başkadır, bunlarla medyaya gitmek başkadır. Aynı şeyleri söyledim o gün. Ama tabii ki eski ve deneyimli kişilerin fikrine de ihtiyaç var. Onları da bir kenara atmayalım. Ben yıllarca zaten bunun mücadelesini verdim. MSG'nin kuruluşundaki amaç şudur. Biraz önce Dağhan'ın da söylediği gibi, burada sadece eser sahibi olan kişiler üye olsun. Ve haklarını iyi tanısınlar, iyi bilsinler. Atilla Özdemiroğlu'nun da ben demin de söylediğim gibi bu hakları korumak peşinde olduğunu biliyorum. Başka bir şeyi düşünmem mümkün değil zaten. Nasıl düşünebilirim? Ben yıllardır tanıdığım Atilla Özdemiroğlu'nun bir takım başka hesaplar veyahut da Fuat'ın veyahut da çok sevgili arkadaşım şu anda yönetim kurulunda olan Uğur Başar'ın ve çok samimiyetim olmamakla beraber diğer arkadaşların ben başka hesaplar peşinde olduklarına inanmam mümkün değil. Ama şurası bir gerçek. MSG kurulduktan sonra, şimdi isimlerini vermeyeceğim, burada örneklerinde gördüğünüz gibi birçok genç üretken besteci buraya katıldı ve dünyada bu tür meslek birliklerinin kıstasları neyse o oturtulmaya çalışıldı. MESAM'da ise buna intibak, demin de söylediğim gibi eski üyelerin çok olması, biraz daha kemikleşmiş olması nedeniyle veyahut da belki onların inançlarının, yani şu anda MSG'de yayınlanan eserler televizyonda, radyoda belirli bir liste halinde alınıyor ve bu listede Çelik'in eseri 2 dakika 3 saniye çalınmışsa Çelik'e 2 dakika 3 saniyenin parası, Burak'a 3 dakika 33 saniyenin parası ödeniyor. MESAM'da da bu, eminim bugünlerde o, buraya gelmiştir, çok da yakından takip etmiyorum ama öyle değildi. Oturup hiç zaten bir telif, ben şu burada bulmamın nedeni şöyle söyleyeyim. Evet, besteci kimliğinizle, besteci kimliğinizle konuşuyor musunuz? Evet, yani ben biraz besteci kimliğimle konuşuyorum zaten. O heyecan, bu telif haklarının bestecilere bakın, olan... Bakın benim için hayatta önemli olan şey müzik. Çocukluğumdan beri bu böyle. Ailem için de öyle, işin ilginç tarafı. Babam bir iş adamı olmasına rağmen liseyi bitirdikten sonra ben, oğlum sen istersen müzik oku, biz seni Amerika'ya yollayalım, şuraya yollayalım, buraya yollayalım dediğinde ben buna karşı çıktım. Yo yo hayır dedim. Ben işin ailesi okuyacağım. Ben müzisyen olamam. Niye? İmaj kötü. Hani kadının adı yok diye Duygu Asena, o da iyi arkadaşımdır eskiden beri. Besteci'nin adı hiç yoktu. Besteci kim? Zavallı. Arkalarda dolaşan birisi. Birisi çıkıyor bir bestecinin. Muzaffer Özpınar burada aramızda. Eminim onun, benim de tanıdığım, bildiğim yüzlerce bestesini. Çıkıyor o şarkıyla şöhret oluyor. O şarkıyla villalar alıyor. O şarkıyla arabalar alıyor. Peki Muzaffer Özpınar bu bestesinden ne kazanıyor? Hiçbir şey kazanmıyor. Bir besteci yılda kaç beste yapabilir? En üretken olsa, 100 tane yapsa, benim bildiğim şu, benim bu Eurovizyonlarda uğraştığım bir hobi olarak ne yazık ki yaptığım günlerde, $1,000 alırsınız iyi bir besteci, $2,000 alırsınız. 100 tane yapsan $100,000 kazanırsın. Şimdi bu kanunla Muzaffer Özpınar ve diğer besteciler, yorumcular gibi aynı villaları, arabaları alabilecek mi? Şöyle bir örnek vereyim ben. Paul McCartney, Beatles, 1970'lerden önce Beatles dağıldı. Fakat Paul McCartney hala bugün İngiltere'nin en çok para kazanan, listede tam yerini bilmiyorum, birinci dahi olabilir. Eser sahibi olarak bir numarada. Hala o gün yaptığı bestelerinden elde ettiği, çünkü ben bir Beatles hayranı olarak daha sonra yaptığı besteleri de pek bir şeye benzetemiyorum. Hala o gün yaptığı bestelerle bugün İngiltere'nin en zengin insanlarından birisi. Tabii ki kazanacak. Yani telif hakkının burada çok önemi var. Ve MSG'nin kuruluşu, aman biz ayrılalım, hiç polemik yaratmak isteyen insanlarda oluşan bir meslek birliği değiliz biz MSG olarak. Yani benim gördüğüm o. Ben her gün orada değilim, her zaman içinde değilim, çok aktif de değilim MSG'de. Biz de değiliz. Evet, profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor. Daha onu kastetmek istedi zannediyorum. Benim gördüğüm çok iyi niyetli, hakkını almak isteyen ve herkesin hakkını almasını isteyen kişilerin oluşturduğu gerçekten pırıl pırıl bir meslek birliği. Yine tekrar ediyorum, mesela pırıl pırıl değildir, Atilla değildir falan demem mümkün değil. Onu zaten biraz önce açıkladım. Bu telif, Sayın Bakanım biraz önce çok doğru bir şey söyledi. Sayın Milletvekilim de aynı şeyi söyledi. Birbirleriyle uğraşacaklarına bunun peşinde. Ama birbirinizle biraz uğraşmadan da, yani doğrulara gelmeden
o şeyleri toplamanın imkanı yok. Söylemek istedikleri şeyi ben çok iyi anlıyorum. Tabii bunu istismar eden veyahut da bundan yararlanmak isteyenler var. Yani diyorlar ki biz senden şöyle anlaşalım, mesamla böyle anlaşalım. Kimse de, çok özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için, kimse de aptal değil. Yani ne MSG yönetim kurulu aptal, ne MESAB'ın yönetim kurulu aptal. Herkes tabii ki kendi haklarını en iyi şekilde koruyor ve herkes ileriye doğru düşünüyor. Zaten kar etmek amacıyla kurulmuş birer şirket değil bunlar. Bunlar meslek birliği. Bunlar para kazanacaklar. Para kazanmaktan kastım şu, üyelerine para kazandıracaklar. Üyeleri de seve seve onlara, bunlara kazanılan paradan belirli bir komisyon verecek. Bu komisyon oranı arttıkça çalışanların sayısı artacak. Daha iyi bilir. İngiltere'de kaç kişi çalışıyordur bir meslek birliğinde şu anda? Merkez ofiste galiba, merkez ofiste aşağı yukarı 2500 kişi çalışıyor. Sadece merkez ofiste, bir de yöresel ofisler var. Şimdi hem MESAM'ı ziyaret ettiniz, hem MSG'yi gördünüz. 2500 kişi merkez ofiste. Geleceği nokta budur. Gerçekten Günay Hanım'a da, Sayın Milletvekilimize de, Sayın Bakanımıza da ve diğer tüm oy veren milletvekillerine, Kültür Bakanlığı'nda çalışan diğer bu konuda bürokratlara çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Ama zaman ve bu tip şeylerin tabii olması gerekiyor. Ve benim kesin inancım şu ki çok yakında MSG ve MESAM birleşecektir. Çünkü büyük farklılıklar yoktur. En azından eser sahiplerin düşüncede büyük farklılıklar yoktur. Eser sahibi olmayan ama ben burada olayım, buradan bir takım kazançlar elde edeyim diyen kişilerin belki etkisi vardır diye düşünüyorum. Umarım fazla uzatmadım. Çok teşekkür ediyorum. Ama heyecanlandım galiba. Şimdi Çelik'e söz hakkı vermek istiyorum. Mikrofonu verirseniz.